neden Mehter seviyorsunuz? Mehter münafığın yüreğini parçalar. Evet. Müminin kalbine ferahlık, inşirah verir. Mübarek bir müziktir. Dualı bir müziktir. Allah Mehter'i yarattıysa bir hikmetle yaratmıştır. Kalp Mehter'e karşı muhabbet doludur. Bak Osmanlı sultanları hep ayakta dinlemiştir Mehter'i. Mehter sesini duydu mu münafık? Kasılır. Böcek gibi kasılır. Müminin kalbi açılır, ferahlar. Duada acele edilmesi doğru olur mu? İçten olması lazım canımın içi. Yoksa uzun uzun mesela bir saat, bir buçuk saat dua ediyorlar. Bu doğru değil. Böyle dua olmaz. Yani rahatça dua etmesi lazım. Kur'an'da bakıyoruz kısa kısa dualar. Hatta secdeye yatıyor, alnı secdede bir buçuk saat öyle bak. Bir kere hasta olur insan. Öyle dua olur mu ya? Bir saat falan. Nerede görülmüş böyle bir dua yani? Kısa kısa, özlü, samimi dualar etmek lazım. Evet. Adnan Bey, elmas hakkında bilgi vermek istiyoruz. Elmas taşların en değerlisi olarak kabul edilir. İşlenmemiş ham elmas için tüm minerallerin, tüm malzemelerin en sert olanı diyebiliriz. Bu nedenle göz alıcı, kıymetli ziynet eşyalarında kullanıldığı gibi kristal elmas her türlü malzemeyi kesme ve delmede, yani aşındırıcı olarak da kullanılır. Elmas kristallerinde karbon atomları elmasa sertlik özelliği kazandıracak ideal bir geometrik düzen içindedirler. Elmasın bu kristal yapısı kristal dünyasındaki en mükemmel örnektir. Bir benzeri daha yoktur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen olur. Bakara suresi 117. Ne güzel. Maşallah. Evet, dinliyorum.